Filiz'in mutfağı YouTube kanalımdan Herkese merhabalar karıştırma kabına bir yemek kaşığı dolusu kuru maya alıyorum üzerine bir buçuk su bardağı su ilave ediyorum ve şöyle çırpıcıyla iyice çırpıyorum maya biraz eridikten sonra üzerine 4 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum sıvı yağı da kullanabilirsiniz arkadaşlar Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizlere güzel İzmir'imden sesleniyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Yine bardak ölçüm 200 milimlik arkadaşlar. Lütfen sizler bir anda unu eklemeyin azar azar ekleyin Aksi halde sert bir hamur elde edersiniz e, yaptığımız ekmek yumuşak olacak arkadaşlar eli yapışan bir hamur olacak şöyle bir spatula ile karıştırıyorum ve daha sonra elimle özlü bir hamur oluncaya kadar yoğuracağım gerçekten e, çok lezzetli bir tarif oluyor Artık dışarıdan almaya son. Evde kendiniz kolaylıkla çıtır çıtır ekmekler yapabilirsiniz arkadaşlar. Unu gördüğünüz gibi kontrollü bir şekilde ekliyorum. Lütfen sizler de o şekilde devam edin. Hamurun kıvamı ele yapışan bir hamur olacak belirtmiştim videonun başında. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde yumuşak olacak. Şöyle çırparcasına elinizle bu şekilde yoğurun. Daha kaliteli bir hamur elde edersiniz. Daha sonra elimi temizledim ve tekrar şöyle çırparcısına yoğuruyorum ki bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde elime çok fazla yapışmıyor. Artık hamur özleştiği için üzerini kapadım. 20 dakika kadar mayalandırdım arkadaşlar. Ekmek yapımındaki en önemli püf noktalarından birisi arkadaşlar. Şöyle katlayarak hamuru aynı kabın içerisinde toparlıyorum. Kesinlikle yoğurmuyorum. Aksi halde hamuru söndürürsünüz. Bu çok önemli bir püf noktasıdır. Katlayarak hamuru toparladıktan sonra üzerine tekrar örtüyorum. Bir 20 dakika daha mayalandırıyorum. Bu şekilde iki defa toparlayacağız. Üçüncü hamurumuz geldiğinde de tepsiyi dökeceğiz. Evet bu ikinci toparlama işlemi tekrar aynı zeytinyağı alıyorum birkaç damla şöyle ele yapışmaması için ve tekrar katlama toparlama işlemi yapıyorum. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ederim. Güneşli bir ortamı alıyorum. 20 dakikada zaten mayalanıyor. Ee, hiç zormuş gibi gözükmesin arkadaşlar. Size mayalandırma işlemi çok uğraştırıcı gibi gelebilir. Hayır. evde Eğer evdeyseniz o gün zaten gerçekten hiç uğraştırmıyor. Ee, mayalanma sürelerinde bir yandan temizliğimi yaptım. Bir yandan da ekmeğimi hazırlamış oldum. Yani demem o ki kesinlikle gözünüzü korkutmayın mutlaka deneyin Biz çok seviyoruz sizlerin de seveceğinden eminim pandemi döneminde ekmek videoları çok çekmiştim ve birçok kişi evde ekmeğini kendisi yaptı benim tariflerimle Ben de çok mutlu oldum Bugün de aklımı geldi ekmek yapmak istedim hem de sizlere videosunu çekeyim istedim Şöyle yağlı kağıt kullanıyorum. Fırın tepsisini ters çevirdim. Yağlı kağıt kullandım. Yağlı kağıdın üzerine biraz un serptim. Daha sonra hamuru üzerine alarak tekrar hamurun üzerine bolca un serptim ve gördüğünüz şekilde ortasına açtım. Şöyle birer dilim yemesi çok pratik oluyor arkadaşlar. Bu şekilde de yapmanızı tavsiye ediyorum. Bütün ekmek şeklinde tencerede yaptığım ekmek tariflerim de kanalımda mevcut. Onları da bakabilirsiniz. Şöyle ekmekleri öncesinde dilimliyorum. Daha sonra çıkardığımızda dilim dilim çok pratik oluyor. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Umarım beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Yine de aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmını yazarsanız sizlere yardımcı olabilirim. Sayfama yeni gelen takipçilerim hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir diğer ikinci püf noktası fırının derecesi 200 dereceye gönderiyorum. Öncesinde şöyle bir e, tabağın içerisine su ekliyorum. Tabanını fırının tabanını e gördüğünüz kaseye koyun ki buhar oluşsun. Ekmeklerim fırından çıktı. Şöyle nasıl güzel bölünüyor. Gördüğünüz gibi biraz önce de bahsetmek istediğim buydu arkadaşlar. Üzeri çıtır çıtır inanın çok güzel oldu. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesidir. Kesinlikle yanmadı. E yağlı kağıt biraz yanık gibi gözüküyor. Yorumlar gelmeden ben söyleyeyim arkadaşlar 200 derecede pişirdiğimiz için tabii ki yağlı kağıt biraz yanacak. Şöyle ki her iki yüzeyine de gösterdim harika bir şekilde pişti arkadaşlar. Bölerek de içini görelim nasıl göz göz olduğunu sizlerde görebilirsiniz. Nasıl böyle güzel göz göz oldu hamuru katladığımız için arkadaşlar. iki defa katlayıp mayalandırdığımız için hamurumuz çok güzel oldu. Ekmeğimizin özelliği püf noktası buydu zaten. Şöyle ki içerisine şöyle tereyağı sürüp mis gibi biz yedik. İnanın bu gördüğünüz bir tepsiyi bir anda bitirdik arkadaşlar. Yani çocuklar çok seviyorlar. Evde kendiniz yapabilirsiniz. Yapıp deneyecekleri de afiyet olsun. Şöyle tekrar çıtırlığını göstermek istiyorum. Fazla da size gerek yok. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.